Efendim, ekonomi medyasıyla karşınızdayız. Gazetelerin ekonomi sayfalarına bakacağız. Önce Sabah gazetesiyle başlayacağız. Bugün Sabah gazetesinin ekonomi sayfasında ön plana çıkan haber daha enflasyonla dair ve Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar yer alıyor. Piyasada fiyatlara ayar çekeriz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün grup toplantısında yaptığı açıklamalardan biriydi bu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan enflasyondaki düşüşü de engelleyen gıda fiyatlarıyla ilgili son noktayı koydu. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi. Her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız dedi. İstanbul'a belediye başkanı olduğu dönemde ekmek fiyatlarının yükseldiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, o dönemde çözüm olarak devasa ve modern ekmek fabrikaları kurduklarını anlattı, ekmek örneğini hatırlattı ve gıda fiyatlarına ayar çekme kararı aldık dedi. Sabah gazetesinde bu açıklamalar ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer konu da ekonomiyle saldırdılar başlığını içeren hemen alt kesimdeki yerde aktarılıyor. Onu da biz sizler için seslendirelim. AK Parti iktidarı döneminde kişi başına düşen milli gelirin 3500 dolardan 11.000 dolara çıkartıldığını vurgulayan Erdoğan, özellikle geçtiğimiz aylarda yaşadığımız kur, faiz, enflasyon dalgalanması milletimizin günlük hayatında ciddi sıkıntılara yol açtı. Bilindiği gibi bu ekonomik dalgalanma ülkemizin kendi gerçeklerinden kaynaklanmıyor. Türkiye ekonomik araçların kullanıldığı büyük bir saldırıya maruz kalmıştır. Tıpkı terör örgütlerinin saldırıları gibi. Bu saldırı dalgasını da ülkemiz kısa sürede etkisiz hale getirmiştir diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Sabah gazetesindeki bu haberde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Şimdi sabahtan bir diğer haberle devam edeceğiz. Hemen başta baktığımızda şu başlığı görüyoruz. Vatandaşa satmıyor, Bulgar'a gönderiyor. Yine aslında gıda fiyatlarını yakından ilgilendiren bir haber bu. Fırsatçılıkla gündeme gelen aracı ve perakendecilerin birçoğunun son aylarda ihracat şirketi kurduğu ortaya çıktı. Sahte evraklarla ürünler Bulgaristan'a gönderiliyor denilmekte bu haberde. Ve detaylar şöyle şekilleniyor. Tarladan 80 kuruşa çıkan 1 kilo mandalina'nın fiyatının pazara ve markete gelene kadar 5-6 kat yükselmesi vatandaş kadar çiftçiyi de şaşırtıyor. Hafta sonu Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Trakya'ya gittik deniliyor bu haberde, Metin Can'ın haberinde. Bugüne kadar pek de dinlenmeyen üreticilerin sesine kulak verdik diyor Metin Can ve şöyle devam ediyor. Çiftçiler ürettikleri ürünün fiyatının tarladan market rafına girene kadar yüksek zama uğramasının nedenini aradaki komisyonculara bağlıyor. Kendilerinin gübre, fide, tohum ve enerji gibi maliyetleri ürüne yansıtmamaya gayret etmelerine rağmen aracıların yüksek kar hırsıyla davrandığını dile getiriyor. Hatta aracıların fiyatları daha da yükseltecek yeni bir trend içinde olduklarını anlatıyorlar. Çiftçilerin verdiği bilgiye göre aracılar ve perakende toptancıları son dönemde kendilerine ihracat şirketleri kurmaya başlamış. Daha fazla kazanç getirmesi nedeniyle ürünleri yurt dışına satma çabasına giren aracılar son aylarda ürünleri iç piyasa yerine komşu ülkelere gönderiyor. Bu alanda yeni bir akım başladığını ve hızla büyüdüğünü belirten üreticiler, yasal yollarla yapılan ihracatın yanı sıra evrakta sahtecilikle de Türkiye'de üretilen sebze ve meyvenin yurt dışına çıkarıldığı bilgisini veriyor. Eylül'den bu yana sadece Bulgaristan'ın Filibe şehrinde 3 ayrı soğuk hava deposu kurulduğunu ve buradan tüm Balkanlara sebze meyve taşındığını belirtiyorlar diyor Metin Can bu haberinde. Yani içeride ürettiğimiz mal Türkiye'de tüketilmiyor ve Bulgarlara gönderiliyor. Bu haberin özeti de bu şekilde. Yerli tohum hamlesinden yine bahsediliyor ve kooperatifçiliğe de bu haberde dikkat çekiliyor. Sabah gazetesinin ardından Takvim gazetesine bakacağız efendim şimdi de. Takvim gazetesine döndüğümüzde elektrik desteği 15 Şubat'ta başlıyor.
Peki neydi bu elektrik desteği? Ayrıntılarına bakalım dilerseniz. 2,5 milyon haneye ayda 80 liraya kadar elektrik desteği 15 Şubat'tan sonra kesilen faturalarla başlayacak. Elektrik faturası gelen dar gelirli vatandaş PTT'ye giderek destekten kalan tutarı ödeyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilowatt saate kadar elektrik tüketimlerini devletin karşılayacağına yönelik müjdesi 15 Şubat'ta hayata geçiyor. 2,5 milyon hanede 10 milyon kişinin yararlanacağı desteğin miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenirken her ay sabit olarak PTT'ye elektrik bedel kontörü adı altında vatandaşın yararlanabileceği destek kadar kontör yatırılacak ve ayrıntılar Takvim Gazetesi'nde yer almakta. Devam edelim efendim Hürriyet Gazetesi ile Takvim Gazetesi'nin ardından Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Burada da Bakan Varank'ın açıklamaları yer alıyor. Çantacılar ortadan kalkacak dedi Bakan Varank. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor. Bu kapsamda hazırlanan KOBİ rehberliği ve teknik danışmanlık hizmetleri hakkında yönetmelik dün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. KOSGEB'de KOBİ'ler arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla yeni bir sistem kurulmasını öngören yönetmeliğe göre rehber ve teknik danışmanlar KOBİ'lere rehberlik hizmeti verecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2400 teknik danışman alanda görev yapacak. KOBİ rehberi olmak isteyenlerde de bazı şartlar aranıyor. Bu şartlarda Hürriyet Gazetesi'nde yer alıyor. Milliyet Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Milliyet Gazetesi'ne döndüğümüzde Bora dair bir başlık var. Son dönemin en popüler konu başlıkları içerisinde de yer alıyor. Bor enstitüye kaynak olacak. Peki nasıl olacak? Bununla ilgili yönetmelik de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında iki ayrı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnamelerde özetle şunlar yer alıyor deniliyor Milliyet Gazetesi'ndeki bu haberde. Helal Akreditasyon Kurumu'nun yönetim kurulu başkan ve üyelerine ayda 3'ten fazla olmamak üzere her bir toplantı için gösterge rakamın memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek. Yine TÜBİTAK'a dair bir başlık var. TÜBİTAK yönetim kurulu üyelerine de ayda 2'den fazla olmamak üzere her bir toplantı için huzur hakkı ödemesi yapılacak. Bor'la ilgili başlık ise şöyle şekilleniyor. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nde gelir kalemleri arasında yer alan Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bor ürünlerinin satışından aktaracağı %0,2 oranındaki pay %0,5'e çıkarıldı. Düzenlemelerin daha da ayrıntılı başlıkları Milliyet Gazetesi'nde yer alıyor. Akşam gazetesine dönelim. Akşamda da Antalya ölü sezonda bile turist rekorunu yeniledi. Turizm rakamları açıklanmıştı. Turizmde yüzler gülüyor. Gelen rakamlar da bunu destekliyor. Ölü sezon olan Ocak ayında Antalya tüm zamanların turist rekorunu kırdı. 135 ülkeden toplam 142 bin turistin geldiği Antalya'da Ruslar ilk sıradaki yerini korudu. Efendim, akşam gazetesinde böylece sizinle paylaşmış olduk. Köşe yazılarına da elbette hemen şöyle hızlıca göz atalım. Sabah gazetesinden ekonomi müdürü Şeref Oğuz'un köşe yazısını önce ekranlara getireceğiz. Bugünkü köşe yazısına Şeref Oğuz ucuzluk ayarı üretim artışı başlığını atmış. Şimdi o yazının da ayrıntılarını ekrana taşıyoruz. Enflasyona topyekün mücadelede en büyük sorunu teşkil eden gıda fiyatlarına ayar kararı son derece yerindedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde ekmek fiyatlarındaki tırmanışa devasa ekmek fabrikalarıyla engel olduğunu hatırlattı bize. Tarladan sofraya uzanan süreçte yığınca iyileştirmeye açık alan var. Ancak en önemlisi üretimi artırmak, üreticiyi örgütlemek, ürünü planlamak ve gıda tedarik zincirini sadeleştirmekten geçiyor. Ucuzluk ayarının parametreleri planlama, toprağın sahibi olabilirsiniz. Ancak mirasla bölünmektedir.
bölünmesi gereken üründür, kârdır. Toplulaştırma zorunlu hale gelmeli. Üreticinin o yıl ne ekeceği bilimsel veriler ve piyasa şartlarıyla belirlenmeli. Buna planlama diyoruz. Ödemeler 24 saatte nakde çevirdiği domatesin parasını 4-6 ay sonra üreticiye ödeyen marketlere ayar gelmeli. Peşin satıyorsan peşin ödemelisin. Ödemelisin ki üretici daha fazla üretmek için finansal imkana erişebilsin. Belediyeler, Cumhurbaşkanı da örnek verdi. Belediyelerin tanzim satış uygulamaları yeniden ve daha çağdaş yöntemlerle geri getirilebilir. Tarladan sofraya uzanan süreçte yerel yönetimler sadece gıdada değil, üretimin her alanından yerel kalkınmanın tarafı olabilirler. Ve bu köşesiyle ekonomi medyasına şimdi bir nokta koyacağız. Ara vereceğiz. Kısa bir aranın ardından saat başında yeniden karşınızda olacağız efendim.